bazı otomobil markaları geçmişte elde ettikleri bir takım başarıları uzun yıllar boyunca kendi markalarının yanında tutmaya çalışır. Böylece hem pazarlama hem de satış anlamında bu başarıları kullanmaya çalışırlar. Ve bu markalardan bir tanesi de Mitsubishi. Özellikle 1990'lı yılların ikinci yarısında Tommy Makinen'le elde ettikleri dünya rally şampiyonluklarıyla Mitsubishi gerçekten parlayan markalardan biri haline gelmişti. Ancak son dönemde bu parıltıdan pek eser yok. Bununla birlikte Mitsubishi bir takım evlilikler yaptı fakat bunlar da başarılı olmadı. Dolayısıyla bir geçiş dönemini tamamlayamamış marka imajı veren Mitsubishi son dönemde Türkiye pazarına yeniden hareket kazandıracak bir modelle giriş yapmaya çalışıyor. O da Atraj. İlk bakışta Atraj bir Mitsubishi mi anlamakta güçlük çekebilirsiniz. Çünkü birçok markanın uyguladığı tasarım felsefeleri farklı modellerine de yansıtılır. Ancak Mitsubishi nedense her modelini farklı bir felsefeyle tasarlıyor. Ve bu felsefeler birbirinden o kadar farklı ki uzaktan ya da yakından bakıldığında eğer amblemi görmezseniz o otomobilin Mitsubishi olduğunu anlamakta güçlük çekebilirsiniz. Nitekim Atraj da öyle. Sonuç olarak Atraj'ın bir Mitsubishi olduğunu gösteren bence yegane şey elbette ki ızgaranın üstündeki Mitsubishi logosu. Aslına bakarsa Mitsubishi geçmişte de çok dikkat çeken tasarımlardan uzak durmuştu. Ama kendine has bir çizgisi de yok değildi. Atraj'a baktığımızda ise eğer Mitsubishi'nin bundan sonraki tasarım dilinin ilk öğesi olarak Atraj'ı konumlandıracak olursak yine gösterişten uzak, tehlikeli tasarım öğelerinden uzak, son derece aslına bakılırsa sıradan bir görüntüsü olduğunu söyleyebilirim. Tasarım açısından bakıldığında Atraj'ın burnunda iki nokta benim için önemli. Bunlardan birincisi küçük sınıf sedanlarda pek de sık rastlamadığımız krom görünümlü ızgara. Ve üstelik bu ızgara biraz yatay ve geniş yerleştirilmiş. Böylece aslında küçük boyutlu olan bu otomobilin en azından önden bakıldığında biraz daha geniş ve lüks görünmesini sağlıyor. Diğer ilginç unsursa elbette farlar. Farlar da aynı ızgara gibi büyük tutulmuş ve hafif yayvan bir şekilde çamurluklara doğru uzanıyor. Yeni bir tasarım üyesi değil ama en azından bir bütünlüğün parçası olarak kendini gösteriyor. Burun yapısını daha şık hale getiren etkenlerden bir tanesi de elbette sis farların etrafındaki kromaj çerçeveler. Bu çerçevelerle ızgara bir bütünsellik oluşturuyor. Bununla birlikte alt ızgaranın üstteki ızgaradan daha geniş olması her zaman olduğu gibi ön tarafı daha yayvan, daha geniş gösterme çabasından başka bir şey değil. Sonuç itibariyle bu kaputun altında çok küçük bir motor var ve onu soğutmak, hava almasını sağlamak o kadar da zor değil. Gelelim profile. Bu otomobilin uzunluğu 4245 mm. Yani küçük sınıf sedan olarak konumlandırabileceğimiz bir boyut. Aks mesafesi ise 2550 mm ki bu da küçük sınıf sedan olduğunu kanıtlar nitelikte. Tasarıma geldiğimizde ise kısa bir burun ve kısa bir bagaj çıkıntısından bahsedebiliriz. Ancak tavan yapısının yüksekliğiyle bu kısa burun ve bagaj çıkıntıları orantısız bir görünüm oluşturuyor. Gerçekten de profilden biraz da uzaktan baktığınızda garip ön ve arkadan basılmış bir otomobil hissi doğuyor. Bu elbette Mitsubishi'nin bir tasarım felsefesi olarak düşünülebilir ama bence şık değil. Bunun dışında profilde gözümüze çarpan çok ilginç bir çizgi yok. Aslına bakılırsa 90'lı yıllardaki otomobillerden çok da fark olduğunu söyleyemeyeceğim. Örneğin profili hareketlendirmek için kullanılan iki tane çizgi sadece biraz yukarıya doğru çıkıyor ama hepsi o kadar. Ve bu çizgiler de çok belirgin değil. Ve benim ilgimi çeken noktalardan bir tanesi de kapı kolları. Aslına bakılırsa bu tip kapı kolları da geçmişte kaldı. Üstelik bu kapı kolları güvenli değil. Özellikle de kazalarda kapıyı açmak için asılmanız gereken durumlarda maalesef bunlar yeterli güvenliği sağlamıyor. Bence ilginç olan noktalardan bir tanesi arka camların karartılmış olması. Sonuçta küçük sınıf sedan otomobiller genelde insanların ilk otomobildir ya da hizmet için kullanılır. Ve karartılmış arka camlar orijinal olarak ya lüks otomobillerde ya da bazı minivanlarda kullanılır. Bunun da sebebi arkadaki bebeklerin ve küçük çocukların güneşten etkilenmesini engellemektir. Ve bu sınıfta bir araçta bu tip camların yer alması içeride de ilginç donanımlarla karşılaşacağımızın bir işaretçisi herhalde. Gelelim arka tasarıma. Eğimli arka cam ve kısa arka taraf bir sedandan çok liftback arabası yaratıyor ve son dönemde birçok markada da bu yaklaşımı görüyoruz.
Arka tasarıma geldiğimizde aynı öndeki gibi daha lüks bir görüntü elde etmek için olsa gerek büyük bir kromaş çıtayla karşılaşıyoruz. Ve elbette Mitsubishi logosu ile birlikte hem Mitsubishi yazısı hem de atraj yazısı bagaj kapağının üst kısmını neredeyse kaplıyor. Ve arkadan bakıldığında da aslına bakılırsa gerçekten de şık göründüğünü söyleyebilirim. Buna son derece büyük tutulmuş ve bagaj kapağının içine doğru da girinti yapan stop lambaları eşlik ediyor. Bu açıdan bakıldığında bence bir sıkıntı yok. Bir özellik yok ama çirkinlikte olduğunu söyleyemeyeceğim. Peki ya bagaj kapağının altında ne var? Sonuçta bu bir başlangıç otomobili bile olsa aileler de kullanıyor. Hizmet otomobili olunca da zaten bagaja ihtiyaç doğuyor. İlginç olan noktalardan bir tanesi işte burada karşımıza çıkacak. Normal şartlarda bagaj kapağı plakalığın üstündeki bir gizli düğmeden açılır. Ancak atrajda plakanın yanındaki düğmeye basarak açıyorsunuz. Ve açılması için biraz da gücünüzü kullanmanız gerekiyor. Çünkü eğer ileriye doğru ittirirseniz bir sallanmayla karşılaşıyorsunuz ve bunu eğer sert yaparsanız bagaj kapağının geri kapanma riskiyle karşılaşabilirsiniz. Sonuç itibariyle giriş modeli olduğu için zaten bagaj kapağının iç tarafında herhangi bir koruma veya ses yalıtımı ile ilgili malzeme yok. Aynı şekilde bagaj kapağının kollarında da herhangi bir plastik ya da tekstil kaplama ürünü kullanılmamış. Tamamen kullanıma yönelik bir otomobil olduğu buradan da belli. Ve bagaja baktığımız zaman da tamamen kare olmayan ama genel olarak köşeli hatlara sahip 450 litrelik bir bagajla karşılaşıyoruz. Bu boyuttaki bir otomobilde 450 litrelik hacim oldukça iyi. Daha küçükleri var çünkü. Ve kullanım açısından bakıldığında da yükleme eşiği çok yüksek değil. Evet, bagaj zemini yükleme eşiğinden daha aşağıda ve bu da bazı eşyaları, özellikle ağır olanları yükleyip boşaltırken sıkıntı yaratabilir ama genel olarak bakıldığında çok önemli bir problem yok. Sadece çamurlukların bagaj içine fazla girinti yaptığını görüyoruz ve çok geniş bir takım kutuları buraya yerleştirmekte güçlük çekeceğiniz aşikar. Gelelim atrajın iç mekanına. Öncelikle bir otomobilde en önemli şey sizin beklentileriniz ve bu beklentileri o otomobilin karşılama yüzdesi. Sonuç itibariyle bir giriş modelinde çok fazla yüksek kalite ya da çok fazla lüks aramamalısınız. Nitekim atraj da bu tip otomobillerden bir tanesi. Ama burada atraj sizi şaşırtıyor. Özellikle de donanım anlamında. Ama önce tasarımdan başlayacağım. Tasarım olarak bakıldığında aynı dışında olduğu gibi içinde de hemen hemen hiçbir Mitsubishi modeline benzemeyen, kendine has bir tasarımdan bahsedebiliriz. Dalgalı bir üst yapı, ayrı ayrı yerleştirilmiş bir takım parçalar, vites konsolu ile orta konsolun birbirinden tamamen ayrı olması ve torpido gözünün üzerinde bir tane küçük yine eşya gözü bulunması, bu otomobilin iç tasarımında ön plana çıkanlar. Orta konsolun piyano boyalı bir plastik kaplamaya sahip olması, burun ve arka yapıdaki kroma çıtalarla aynı görevi üstleniyor. Yani iç mekana biraz olsun lüks hava katabilmek. Bunda da aslına bakılırsa yanlış yapılmamış. Yani eğer burası da kokpitin geri kalanı gibi standart bir plastikle bırakılsaydı gerçekten çok kötü bir görünüm olacaktı. Ve bu orta bölümdeki hareketlilik işi gerçekten kurtarıyor. Ama asıl ilginç olan bu piyano boyalı plastik parçanın tam ortasındaki ekran. Elbette hemen hemen her sınıfta artık renkli ve dokunmatik ekranlarla karşılaşıyoruz. Ancak atrajın ekranı biraz ilginç. Çünkü beklediğinizden daha fazla yeteneklere sahip ama bunların ne kadar kullanışlı olduğu konusunda da soru işareti çok. Örneğin diğer birçok sistemde olduğu gibi müzik sistemine, bir takım otomobille ilgili ayarlara, telefon sistemine, navigasyona vesaire sistemlere buradan kumanda edebiliyorsunuz. Ama burada aynı zamanda televizyonda izleyebiliyorsunuz. Tabii ki araç durur haldeyken. Daha önce sadece lüks otomobillerde rastladığımız bir durum bu. Ve bu ekranın sol tarafındaki düğmeler aslına bakılırsa ana menü düğmeleri gibi yerleştirilmiş. Ve diğer bütün ayarları da dokunmatik olarak yapıyorsunuz. Ancak bence biraz fazla karışık ve birçok düğme olması gerekenden daha küçük tasarlandığı için kullanımı oldukça güç. Ekranın hemen altındaysa oldukça büyük düğmelere sahip elektronik klima var. Bu sınıfta elektronik klima gerçekten iyi. Üstelik de performansı oldukça başarılı. Gelelim sürücünün tam karşısına. Direksiyon simidi bence boyut olarak iyi ayarlanmış ve iyi oturuyor. Ve üzerinde sadece bir düğme grubu var, o da solda.
Ve bununla da müzik sistemi ayarlarını yapabiliyorsunuz ama bu ekran üzerinden bu düğmenin bazı işlevlerini de değiştirebiliyorsunuz. Ve bir diğer ilginç nokta, küçük sınıfta bir otomobil için çok sık rastlanmayan anahtarsız giriş ve anahtarsız çalıştırma. Ve Mitsubishi sanıyorum biraz Porsche'ye özenmiş olsa ki, anahtarsız olduğu için sadece bir düğmeye basılarak çalıştırılan bu motor için düğmeyi direksiyonun sol tarafına yerleştirmiş. Ancak bu nokta sinyal kolunun tam arkasında olduğu için çok da kullanışlı olduğunu düşünmüyorum. Yani daha açık bir noktaya yerleştirilse bence daha iyi olur. Gösterge tablosuna gelince 3 ayrı bölümden oluşuyor. Ortadaki büyük alanda elbette hız göstergesi yerini bulmuş. Sol tarafta motor devri var. Sağ tarafta tamamen karanlık bir alan. Aslına bakılırsa orada bir takım uyarı ışıkları gizlenmiş durumda ve o uyarı verilmesi gerektiği zaman orada bir ışık yanıyor ve ne olduğunu görüyorsunuz. Gösterge tablosunda ortadaki hız göstergesinin tam altında küçük bir ekran var. Geçmişten kalma elbette. Nümerik bir ekran. Ve burada yol bilgisayarı bulunuyor. Fakat yol bilgisayarındaki verileri değiştirmek için hemen gösterge tablosunun üzerindeki ince çubuğa basmak zorundasınız ki bu da son derece kullanışsız. Peki ya vites konsolu? Vites konsolunda orta konsolda bir birleşim olmadığı için öne doğru uzayan bir yapı var ve burada hem bardaklık hem de eşya gözleri yerleştirilmiş. Elbette eşya gözüne ulaşmak için sürücünün eğilmesi gerekiyor ama yine de orada bir eşya gözü olması kullanışlılığı arttırıyor diyebiliriz. İç mekanla ilgili söylemek istediğim birkaç nokta daha var. Bunlardan bir tanesi plastik kalitesinin bu sınıfa uygun olması. İşçilik kalitesinde de gözüme batan çok önemli bir problem yok. Ancak ilginç olan nokta şu. Dış ölçüleri çok da büyük olmayan bu otomobil içeride beklediğinizden fazla bir iç mekan genişliği sunuyor. Önde gayet rahat oturuyorum ve baş mesafesi gayet iyi. Ve arkaya geçtiğinizde de neredeyse bazı kompakt sınıf otomobiller kadar geniş bir diz mesafesiyle karşılaşıyorsunuz. Üstelik baş mesafesi de hala iyi. Bu açıdan bakıldığında Atraş kendi sınıfı içerisinde en geniş ya da en ferah iç mekanlardan birini sunuyor ve bunu oldukça da küçük sayılabilecek bir boyutta gerçekleştiriyor. Bu açıdan Mitsubishi tasarımcılarını ya da mühendislerini tebrik etmek lazım. Gelelim Atraş'ın yol üzerindeki yeteneklerine. Öncelikle motor ve şanzımandan başlayacağız her zaman olduğu gibi. Atraş'da 1.2 litre hacminde 3 silindirli bir atmosferik benzinli motor bulunuyor. Bu motorun maksimum gücü 80 beygir. Maksimum torku ise 4000 devirde 106 Nm. Son dönemde turbo beslemeli motorlara çok fazla aşina olduğumuz için bu rakamlar biraz az gelebilir. Ama bu hacimde atmosferik motorlarda genel olarak elde edilen değerler bunlar. Hoş tork biraz daha yüksek olabilirdi ama Mitsubishi 106 Nm ile yetinmiş. Peki motorun verdiği his ne? Sonuç itibariyle 3 silindirli motorların kendine özgü bir motor sesi var. Biraz hırıltılı bir ses ve ses yalıtımı da çok iyi olmadığı için bu sesi genellikle duyuyorsunuz. Üstelik hızlanmak için gaza bastığınızda bu sesin gittikçe fazlalaştığını ve bazı durumlarda da rahatsız edici olduğunu söyleyebilirim. Peki ya şanzıman? Atraş 5 ileri vitesli manuel ya da CVT şanzımanla alınabiliyor. Şu anda kullandığım versiyon da CVT otomatik şanzımanlı. Yani sürekli değişken oranlı bir şanzımanımız var. Küçük hacimli motorla bu tip bir şanzımanın kullanılması sıkça rastladığımız bir durum. Sonuç itibariyle CVT şanzımanlar dişli sistem değil. Her zaman söylediğim gibi iki kasnak arasında bir çelik zincirin gücü farklı oranlarda aktarmasıyla çalışıyor. O yüzden de zaten sürekli değişken oranlı diyoruz. Çünkü bir başlangıç bir de bitiş oranı var. Ve bu iki oran arasında sürekli değişen bir oran söz konusu. Yani dişli tip şanzımanlardaki aslında bizim alışık olduklarımız onlar. Her vitesin bir oranı var. Ve siz vites değiştirdiğinizde bir orandan diğer orana geçiyorsunuz. Ancak CVT'de oranlar sürekli değişiyor ve kademesiz olarak değişiyor. Dolayısıyla bir vites geçişinden de bahsedemiyoruz. Zaman zaman CVT şanzımanla ilgili vites değişimleri hissedilmiyor gibi cümleler duyabilirsiniz. Bu tamamen yanlış. Zaten sabit olan bir vites yok. Dolayısıyla vites değişimi de yok. Mitsubishi göreceli olarak da olsa zayıf olarak nitelendirebileceğimiz bu motorla
CVT şanzımanın daha iyi performans göstermesi için bir fonksiyon daha eklemiş. O da D, yani sürüşün altında olan B. Eğer vites kolunu B'ye alırsanız yokuş inişlerde motorun fren gücünden, yani motor kompresyondan çok daha fazla yararlanıyorsunuz. Aynı şekilde yokuş çıkarken de işinizi kolaylaştırıyor. Bu açıdan bakıldığında gerçek arazi araçlarındaki arazi tahvil oranı gibi düşünebilirsiniz. Gerçekten işe yaradığını ben bizzat test ettim. CVT şanzımanlarda en önemli problem, gaza basıldığında, özellikle hızlanmak için basıldığında şanzımanın motor devriyle eşdeğer hareket edememesi. Yani motor devri bir anda yukarıya doğru çıkarken otomobilin hareketinin elbette ki daha yavaş olması. Bu yüzden de CVT şanzımanlarda genellikle kalkış anlarında da hızlanma anlarında çok fazla motor sesi duyarsınız. Nitekim atrajda da farklı bir durum söz konusu değil. Ama yine de yeni yazılımlarla bu etki azaltılmış. Ve bu da sürüş konforunu biraz daha arttırıyor. Şanzımandaki B konumu özellikle bugünlerde yaşadığımız karlı havalarda yokuş inerken çok işinize yarıyor. Örneğin ben şu anda B'yi alıyorum ve bir yokuş inerken gerçekten frene basmadan belli bir eğimdeki yokuşu tamamen inebilirim. Bu da elbette sürüş güvenliğine katkıda bulunuyor. Peki kullanım esnasında motorun gaz pedalına verdiği tepkiler nasıl? Aslına bakılırsa gayet iyi. Üst silindirli motor oldukça canlı hissettiriyor. Üstelik de 106 Nm'lik torku 4000 devirde olmasına rağmen. Elbette burada CVT şanzımanın da katkısını yadsımamak gerekiyor. Yani şanzıman ve motor güçsüz bir paketi olduğundan daha güçlü hissettirebiliyor. Bunda bu otomobilin boş ağırlığının da önemli etkisi var. Gerçekten de son dönemlerde 1000 kilogramın altında çok fazla otomobille karşılaşmıyoruz. Ancak atracın CVT şanzımanlı versiyonu için Mitsubishi'nin açıkladığı boş ağırlık 445 kilogram. Gerçekten düşük. Ve bu sayede atraj hem yol tutuş, hem yakıt tüketimi, hem de fren anlamında avantaja sahip. Ancak küçük sınıf sedan bir otomobilde GTI'ler gibi ya da kompakt sınıf otomobiller gibi bir yol tutuş beklemeyin. Elbette konfor da buna dahil. Gelelim süspansiyon sistemine. Konfor açısından bakıldığında bence oldukça tatminkar. Üstelik süspansiyon çalışırken ürettiği ses oldukça tok. Özellikle Alman otomobillerini hatırlattığını söyleyebilirim. Ancak arka arkaya gelen darbelerde süspansiyondan gelen o tok sesler bile sistemin biraz fazla boğuştuğunu gösteriyor. Yani otomobil kendini çok fazla rahat hissetmiyor bozuk zeminde. Dolayısıyla bunu da bir noktadan sonra size yansıtmaya başlıyor. Yol tutuş konusuna gelince, sonuç itibariyle küçük sınıfta bir otomobilden, az önce söylediğim gibi bir GTI ya da kompakt sınıf performansı beklemeyeceğiz. Ancak kendi sınıfı içerisinde bir değerlendirmeye tabi tuttuğumuzda gayet makul bir yol tutuş performansı olduğunu söyleyebilirim. Zaten artık bütün otomobillerde bildiğiniz gibi ESP sistemi standart. Ve bu da güvenlik seviyesini oldukça yüksek bir noktaya taşıyor. Peki ya direksiyon sistemi? Çok önemli bir eksisi yok ama çok önemli bir artısı da yok. Yani tamamen ortalamalarda bir direksiyon sistemi. Tepkileri biraz gecikmeli, bazen biraz netlikten uzak ama yine de sizi tehlikeye düşürecek bir pozisyonda yok. Ve bu otomobilin bence en önemli özelliklerinden bir tanesi manevra kabiliyeti. Gerçekten de çok dar alanlarda bile çok kolay manevra yapabiliyorsunuz. Aslına bakılırsa atracın hemen hemen bütün özellikleri ortalamalarda. Fren sistemi de buna dahil. Dozlama konusunda çok önemli bir problem yok. Durdurma gücü de yeterli. Yani Mitsubishi bu otomobili çok yüksek beklentileri olmayan ama iyi bir paket satın almak isteyen insanlar için yapmış belli ki. Ve bence bunu başarmış da. Bence atracın ortalamalar dışında olan iki özelliğinden bir tanesi yakıt tüketimi. İstanbul'da özellikle de karlı havalarda kullandığım bu otomobille benim ortalama yakıt tüketimim 7.4 litre oldu. Bence benzinli motora sahip otomatik şanzımanlı bir otomobil için oldukça makul. Ancak burada bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Düşük yakıt tüketimine ulaşmak için gösterge tablosunun sağ tarafındaki eko lambasının sürekli yanmasına çalışın. Çünkü eğer gaz pedalını biraz fazla ileri ittirirseniz o eko
ışığı sönüyor. Ve biliyorsunuz ki fazla yakıt tüketiyorsunuz. O eko ışığını ne kadar uzun süre yanık tutarsanız o kadar düşük tüketime ulaşırsınız. Sonuç olarak Mitsubishi Outrage belki tasarım olarak birçok insanın beklentilerini karşılayacak bir görünüm sunmuyor ama son derece zengin donanımı ve düşük yakıt tüketimine ek olarak geniş iç mekanı ve büyük bagajıyla birçok ailenin ya da şirketin işini rahatlıkla görebilir.